93 Harbi'nin acısını yaşayanlar, Trablusgarp ve Balkan Savaşı'nın izlerini taşıyanlar, nefes dahi alamadan tekrar cephenin yolunu tutuyordu. Birinci Dünya Savaşı başlamış, seferberlik türküleri yeniden söylenir olmuştu. Osmanlı ordusu 4 yıl süren savaş boyunca Kafkaslardan Süveyş kanalına, Çanakkale'den Galicia ve Balkanlara kadar imparatorluğun dört bir yanında savaştı. Yüz binlerce asker şehit oldu, 200 binden fazla asker de esaret acısını yaşadı. Esirler Sibirya'dan Burma ve Hindistan'a, Mısır'dan Yunanistan ve Fransa'ya kadar farklı coğrafyalardaki kamplara götürüldü. Onlardan geriye dinmeyen bir vatan hasretiyle unutulmuşluk kaldı. Onlar bu toprakların kayıp çocuklarıydı. Kafkasya bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'yla Çarlık Rusyası arasındaki savaşlarda her zaman için büyük öneme sahipti. İki imparatorluk arasında yüzyıllardır süregelen anlaşmazlıklarda belirleyici rolü Kafkasya üstlenmişti. Birinci Dünya Savaşı patladığında da Kafkasların bu rolü ister istemez öne çıkacaktı. Kafkas cephesindeki muharebeler 1914 Kasım'ının ilk günlerinde Rus ordusunun taarruzuyla başladı ve tam 3 yıl sürdü. Zorlu iklim ve arazi koşullarında yürütülen muharebeler Osmanlı ordusu için tam bir hüsranla sonuçlandı. Sarıkamış bozgunu başta olmak üzere Kafkas cephesinde ağır yenilgiler alan Osmanlı ordusunda binlerce asker toprağa düştü. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümünü işgal eden Ruslar, Kafkas cephesinde 50 binden fazla Türk askerini de esir aldı. Trenlerle Rusya işlerine sevk edilen Türk savaş esirlerinin ilk durağı Azerbaycan'ın Bakü kentiydi. Bakü, 20. yüzyıl başlarında Kafkasya'nın en büyük şehriydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde dünya petrollerinin yarısından fazlası Bakü'de üretiliyordu. Petrol, önceleri küçük bir şehir olan Bakü'yü bir endüstri ve ticaret merkezi haline getirmişti. Şehir hızla büyümüş, 1863'te 14 bin olan kent nüfusu 1913'te 214 bini geçmişti. Artan ticaret nedeniyle inşa edilen demir yolları, limanlar, Bakü'yü Rusya, İran ve Orta Doğu arasında en önemli merkez haline getirmişti. Hazar Denizi kıyısındaki bu kent, Türk esirlerinin uzun yıllar sürecek esaret acılarının tanığı olacaktı. Doğu Anadolu'da Ruslara esir düşen Türk askerleri, sürekli kalacakları esir kamplarına götürülmeden önce toplama kamplarında tutuluyordu. Bu kampların en bilineni Hazar Denizi'nde Bakü'nün birkaç kilometre açığındaki Nargin Adası'ydı. Doğu Anadolu'dan Bakü'ye getirilen Türk esirleri 1915 yazından itibaren teknelerle bu adaya taşındı. Bu esirler öncelikle
Azerbaycan'daki Bakü'nün hemen ucunda bulunan Nargin Adası'na götürülmüşlerdir. Nargin Adası aslında bir esir kampı olarak açılmamıştı. Nargin Adası bir istasyon kampıydı. Yani Ruslar Doğu cephesinden esir aldıkları Türkleri önce Nargin Adası'nda tutacaklardı. Nargin Adası'ndan da işte hangi kampa götürmeye karar verirlerse o kamplara sevk edeceklerdi. Bunu büyük oranda da yapmışlardır. Nargin Adası aslında yani dediğim gibi kamp olunacak veya olmuş bir yer değil. Nargin Adası yerel halk arasında yılan adası olarak bilinen bir yer. Yani çok yılan olduğundan taşlık arazi olan bir yer. Burada sadece Osmanlı esirleri değil, yabancı esirler de gönderiliyor buraya. Fakat genelde Osmanlıların gönderildikleri bir ada oluyor. Bu ada aslında esirlerin yani bütün esirlik zamanı boyunca kalmaları için yapılan bir yer değil. Burada bir toplama kampı olarak da bahsedebiliriz aslında Nargin Adası'ndan. Zih burnunun hemen karşısında bulunan Nargin Adası, 1. Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda ağır ceza mahkumları için hapishane olarak kullanılıyordu. Nargin Adası, 1915 yılının ilkbaharında Prens Oldenburg'un girişimiyle savaş esirleri için bir kamp haline getirilmişti. Tabii Ruslar çok hazırlıklı değil bu duruma. Yani ne kadar esir alınacağı, bunların nasıl iskan ettirileceği vesaire konuları yani savaş içerisinde ortaya çıkan durumlara göre şekillenmiş politika öyle anlaşılıyor. Özellikle onların hesabını bozan Avusturya-Macaristan ordusundaki Çek lejyonlarının hiç kurşun atmadan karşı tarafa teslim olması olayının getirdiği ağır izdihamdır. Yani çok miktarda Avusturya-Macaristan ordusundan Ruslar esir alıyorlar. Bunlar zaten bütün ellerindeki iskan edilecek şeyleri dolduruyorlar. Nargin'deki kampta Alman, Avusturyalı, Macar ve Bulgar esirler de vardı. Ancak en kalabalık grubu Türkler oluşturuyordu. Adada dönemsel olarak değişmekle beraber 3 ile 6 bin arasında Türk savaş esiri bulunuyordu. Ve bunlar arasında sivil Osmanlı vatandaşları da vardı. Hiçbir su kaynağı ve bitki örtüsü olmayan adaya Yılan Adası adı verilmişti. Çileli ve mahrumiyet içindeki esaret günlerinde Türk esirlerin Nargin'e taktıkları isimse Cehennem Adası'ydı. Nargin Adası insanların yaşayabileceği bir yer değildi. Yılanların, çıyanların olduğu, aşağıya merdivenlerle inilen kuyu biçiminde açılmış bir kamptı. Ve burada yastık verilmiyordu, yatak verilmiyordu, yorgan verilmiyordu. Çok güç şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Hatta büyük bir kısmı da sürdüremedi. Nargin aşağı yukarı her Türk esirinin o Cehennem Adası denilen, Yılan Adası denilen ada bir uğrak noktası olmuş. Oradaki barakalara bir süre tutulmuşlar ama ne barakalar. Rüzgar vurduğu zaman bir taraftan öteki tarafa geçen ne yatacak alet edevat, ne doğru dürüst beslenme ve su da dışarıdan geliyor üstelik. Her biri iki katlı olmak üzere 40 baraka inşa edilen Nargin'de her koğuşa 125 esir olmak üzere toplam 10 bin esir yerleştirilmesi planlanmıştı. Esir barakaları köhne binalardı ve haşeratla dolu pis yerlerdi. Kuvvetli rüzgar kısa zamanda barakalara hasar vermiş, pencereler kırılmıştı. İklim şartlarına uygun çatı yapılmadığı için yağmur suyu barakalara giriyordu. Bu barakalara balık istifi yerleştirilen esirlerin çoğu saman şilkelerde, kuru tahta üzerinde ya da yerde uyuyordu. Kampta yemekhane ve çamaşırhane yoktu. Esirler yemeklerini kaldıkları yerde pişirmek zorundaydı. Bu nedenle kamp fare ve haşerat saldırısına uğramıştı.
Kampın su ihtiyacı Bakü şehrinden karşılanıyor, esirlerin günlerce su içmedikleri oluyordu. Esirler arasında bulaşıcı hastalıklar yaygındı ve kampta ölüm oranı yüksekti. Ölüm oranının yüksek olmasının nedeni aslında oradaki şartların hani iyi değil aslında da yani çok kötü olmasından kaynaklanan bir yükseklik değil. Bu ölüm oranının yüksekliği genellikle toplama kampı olduğu için arasında tüfüslü ve yaralı askerlerin veya şu hastalıktan bu hastalıktan ölme olasılığının yüksek olduğu için ölüm oranının yüksek olduğu bir kamp. Hadi şöyle bir olay anlatır Rus Kızılaç heyetinden Doktor Aleksandrov. Bir barakaya girdik diyor. Düşünün bir kerevette, tahta kerevette 3 kişi yatıyor. Tahtanın üzerinde. Ortada yatak falan da yok. Ve başlarının altına bazıları yastık niyetine tuğla parçaları koymuş. Yani böyle şartlar. Bir esire diyor, yanındakini uyandırmasını, onunla konuşmak istediğimizi söyledik diyor. Pek ilgilenmedi diyor. Bir daha tekrarlayınca diyor, ya uyandırsana uyuyor mu dediğimizde diyor, vallahi bilemiyorum, belki de ölmüştür. Böyle kayıtsız bir şekilde bunu ifade edince diyor, kanımız dondu diyor, baktık diyor adam ölmüş. Ve bir ölüyle birlikte diyor aynı kerevette yatıyor. Fakat umurunda değil. Yani hayattan o derece kopmuş zavallılar bunlar. Açlık, kalabalık ve sağlıksız koşullar, bulaşıcı hastalıklar ve kampta yaşanan ölümler, Nargin Adası'nda tutulan Türk esirlerinin ruh halini kötüleştiriyordu. Tüm bu olumsuzluklara aile ve memleket hasreti de eklenince, esaret günleri daha da çekilmez oluyordu. Uzun süre vatanlarından, ailelerinden, sevdiklerinden uzak kaldıkları için esirler arasında genellikle psikolojik bozukluklar başlıyor tabii. Psikolojik bozuklukların nedenleri arasında aslında hayatın normalleşmediği, yani normal bir durumda olmadığı, yani bir sonraki yiyecekleri yemeğin veya yarın acaba sağ mı kalacağım, özellikle Nargin Adası gibi yerlerde diyebiliriz ki, böyle hayat daha zor olduğu için psikolojik bozukluklar olma olasılığı daha yüksek. Fakat Nargin Adası'ndaki hayat ilk 3-4-5 ay civarlarında oldukları için psikolojik bozukluk genellikle biraz vakit gerektiren bir şey. Yani 3 ay içinde genel olarak başlamıyor. 1 sene sonra başlıyor, 2 sene sonra başlıyor. Eğer bir insanın sadece yarım metrelik bir mesafesi varsa komşusundan, dediğim gibi bir yakından nefret hastalığı başlıyor. En sevdiği arkadaşınla bile kavga etmeye başlıyor. Nargin Adası'nda tutulan Türk esirlerinin çileli esaret günlerinde en büyük destekçileri Azerbaycan'da yaşayan Türk ve Müslüman halktı. Azerbaycan'daki Türk gazeteleri Bakü'ye getirilen Türk esirlerinin durumları hakkında sık sık bilgi veriyordu. Bununla birlikte Azeri Türkleri de Nargin Adası'ndaki esirlerin durumuyla yakından ilgileniyor, ellerinden geldiğince maddi ve manevi yardımda bulunuyordu. Oradaki Türk esirlerinin bu hali ortaya çıkınca, biliyorsunuz orada bir Sovyet rejim kuruldu 1917'de. 1917'deki Bakü Sovyeti'nden Neriman Nerimanov bir heyetle Nargin Adası'na gitti. Nargin Adası'ndaki Türk esirlerini gördü, onların durumlarını inceledi. Döndükten sonra da Bakü'de bunları yayınladı. Diyor ki keşke o Melun Adaya gitmeseydim. Keşke kardeşlerim o durumda görmeseydim. Binlerce insan açlıktan, susuzluktan, soğuktan titrer bir halde ölüm nöbetlerini bekliyor. Ölüm sırasını bekliyor diye anlatıyor. Ve ondan sonra Türk esirlerin, Nargin Adası'ndaki Türk esirlerinin durumu duyulunca oradaki Azerbaycanlı ve diğer Türk kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz tarafından onlar yardım cemiyetleri oluşturmuşlardır kendi aralarında. Oradaki esirlere yardım etmeye başlamışlardır. Mesela topluca müracaat etmişler Ruslara. 15'er, 25'er kişi olarak evlerine yemeği almışlar. Hafta sonları evlerinde misafir etmişler. Sonra adaya götürmüşlerdir. Yani Azerbaycanlıların ilgisinden sonra bir iyileşme görülmüştür Nargin Adası'ndaki esirlerimiz arasında.
Esir Türk askerlerinin yaşam koşullarını düzeltmek için çaba gösteren Azerbaycan Türkleri, bir yandan da esirlerin Nargin Adası'ndan kaçmalarına yardımcı oluyordu. Nargin'den kaçırılan Türk esirler genellikle Bakü'den İran'a geçiriliyor, Tebriz üzerinden Anadolu'ya gönderiliyordu. Mesela söz veriyorlar geri getireceğiz diye, esirleri topluca alıyorlar, yemeğe çıkarıyorlar. Sonra bunları götürüyorlar, götürür gibi yapıyorlar bir kısmını, kayığa bindiriyorlar. Ada yakınlarına kadar varmadan kayıktan bizim Türk esirlerimizi Azerbaycanlılar alıyor, kaçırıyor, Tebriz'e gönderiyor, İran'a. İran üzerinden de Anadolu'ya gönderiyor. Ama kayığı, esirleri götürdüğü kayığı alabora ediyorlar Hazar Denizi'nde. Ve orada batmış gibi gösteriyorlar, esirleri de ölmüş gibi gösteriyorlar. Bu sayede takibata geçirmesini de ve en azından yemeğe çıkarmanın, bunları rahatlatmanın yolunun kesilmesini de önlemiş oluyorlar. Daha buna benzer epey olay var, Nargin Adası'nda yaşanmış. Savaş sırasında Kafkas cephesinde ele geçirilen Türk esirlerinin ilk yerleştirildikleri yer olan Nargin, savaş esnasında zaman zaman boşaltılarak buradaki esirler Rusya işlerine gönderiliyordu. Böylece yeni gelecek Türk esirlerine yer açılıyordu. Nargin, Bakü karşısındaki o küçük adada daha önce Rus ağır mahkumları için inşa edilen barakalarda, ki insani hiçbir standardı yok bunların, iskan etmeyi düşünmüşler. Fakat bunun peşi gelince Nargin bir nevi ilk planda bir emme basma tulumba gibi, yani bir müddet orada kalmış esirlerimiz oradan Moskova'nın kuzeyindeki kamplara, ille de kamp olması gerekmiyor, bazen dom sistemiyle evlere ve Sibirya'ya, özellikle Transsibirya hattı boyundaki şehirlere sevkleri yapılmıştır. Bir kısmı Kostroma, Vetluga, Varnavin vesaire veya Makaryev gibi yerlere sevk ediliyor. Bir kısmı da özellikle daha böyle şey görülenler, önemli görülenler Sibirya'ya sevk ediliyor. Ne kadar uzağa götürülürse o kadar geriye dönüşleri zordur düşüncesi hakim. Eninde sonunda oradaki askerler, oradaki subaylar yavaş yavaş Sibirya'da olsun veya Avrupa'daki Rusya kamplarına gönderiliyor. Ve kamplara geldikleri zaman aslında hayatları epeyce değişiyor ve bunu iki yönden görebiliyoruz esirler arasında. Bir psikolojik rahatlama var. En sonunda gideceğimiz en son yere vardık diye. Yani hayatta biraz daha bir normalleşme oluyor tabii bu sırada. Bir yatakları olmuş oluyor. Nerede yatıp kalkacaklarını biliyorlar. Maaşları bağlandıkları zaman subaylar için maaş alacaklarını biliyorlar. Yani hayatta bir normalleşme oluyor dediğim gibi. Fakat Nargin Adası gibi yerlerde böyle şeyler pek bir rahatlık yok. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar. Tabii aynı zamanda hastalık oldukları için bir de aralarında bir ölüm korkusu var. Yani bir subay, bir asker tüfüslü olmasa bile kendisi tüfüsün bulaşıcı bir hastalık olduğunu bildiğinden, böyle bir hastalığın belirmesinden ve ona geçmesinden korktuğundan, aynı zamanda tabii bir psikolojik hayattan bir çekingenlik durumu başlıyor aralarında. Türk esirlerin büyük bölümü Rusya işlerindeki diğer kamplara nakledilse de Nargin Adası'ndaki kamp savaş sonuna kadar açık kaldı. ...1917 yılındaki Ekim devriminden Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar süren kargaşa ortamında, başta İngilizler olmak üzere savaşın tüm tarafları Bakü'nün kontrolünü elinde tutmak için uğraştı. Ancak Azeri gönüllülerle birlikte savaşan Türk birlikleri 1918 yılının Eylül ayında Bakü'nün kontrolünü ele geçirdi. 1914'ten 1918'in 15 Eylül'üne kadar, yani Türk ordusunun, Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye girişine kadar Nargin Adası'nda Türk esirleri kalmaya devam ettiler. Elbette aralarında kamplara götürülenler oldu, yeni gelenler oldu, bir değişim yaşandı ama Nargin Adası esir kampı olarak kalmaya devam etti.
Türk birliklerinin Bakü'ye girmesinin ardından Nargin Adası'ndaki kamp kapatıldı ve esirler tahliye edildi. Ancak Osmanlı için Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Mondros Mütarekesi'nden sonra Türk birlikleri Bakü'den çekildi. Nargin Adası bu kez de Azerbaycan bağımsızlık savaşçılarının hapsedildiği bir kamp oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1918 yılında Kızıl Ordu ile savaşan Azerilere yardım için gelen Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu şehitleri anısına bir anıt bulunuyor. Ancak ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı yıllarında Azerbaycan topraklarında ölen Türk savaş esirlerini hatırlatacak herhangi bir iz yok. Thank you.